garipsiniz diyorlar yani. Sevgili hocam, sizler beyaz perdeden, televizyondan uzaklaştığınız günden beri dizilerin, sinemaları, çekilen sinema filmlerinin hatta bir kısım tiyatronun, hepsini demiyorum, bir kısım tiyatronun sosyolojisi değişti. Yani artık sizin döneminizde şey vardı, yanlışı yanlış olarak bilirdik. Evet. Toplumun doğrusu neydi, yanlışı neydi, aile neydi, aşk neydi, nasıl sevilirdi, nasıl sevilmezdi, bunların hepsini sizleri izleyerek toplum bunlardan örnek alıyordu. Şimdi dizi filmlerinde empoze edilenler, sinema filmlerinde empoze edilenler halkın algısının ve değer yargılarının tamamen ötesinde. Başka bir şeye dönüştü. Acaba sizleri beyaz perdeden, televizyondan, sinemadan, tiyatrodan bir şekilde uzaklaştırılma nedenleri de bu yozlaşmayı sizlerle yapamazlardı. Aynen. Çünkü evet, dediğiniz gibi sanatta biat diye bir şey yoktur. Evet. Sanatçı biat edemez. Sanatçı herhangi bir partinin elemanı olamaz yani. Sanatçı özgür olmalı, korkusuz olmalı. İnandığı konu üstünde de, bildiği ve inandığı bir konuda gerçekse onun sonuna kadar onun arkasında durması lazım. Sanatçının görevi bu. Yani önüne gelen sanatçı olamaz. Yani bakın, ben kendimi artık sanatçı diye kabul ediyorum. Çünkü neden biliyorsunuz, ülkeme bir kere Amerika'dayken turizm yaptım. Ülkeyi nasıl tanıtırım diye Amerika'dan turist getirdim ülkeme. 3 yıl bütün tarihi bölgeleri tanıttım. Yani sadece sanatçı olarak, sinemacı olarak kalmadım. Tiyatrocu olarak kalmadım. Sorumluluklarım dahilinde Herkül heykelini geri getirmek için 11 yıl mücadele ettim. Boston'da yürüyüşlere gittim. Hani ben yani kendimi artık bu konuda, hani sen neden sanatçı diye belki düşünür. Her anın gizemi diye mesela bir kuratörlük yaptım. Bu su altında kalmasın diye Ali Onay'ı ve Zekmu Hasan Keyif ve oralar kalmasın diye şey yaptım yani, kampanyalar yaptım. Hani görevimin sanatçı olarak, çünkü benim kadar pek uğraşan görmüyorum. Sadece film çekiyorlar, dizi çekiyorlar. Ama ben birebir mücadele veriyorum ülkemde. Bakın şu anda korucu üyesiyim, evet, Çağdaş evet. Yaşamın yani şimdi ve eğitimin. Şöyle bir şey, bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi köy sahibine biat edemem. Sahip çıkmak. Sevinç Hanım, biat edemem. Ben bir herhangi bir partinin adamı değilim. Ben ülkenin sanatçısıyım. Ülkenin avantajları, menfaatlerinin neresi, nasıl olduğunu görüyorum ve onu yapıyorum. Dediğim gibi işte turizm yapıyorum mesela. Hı-hı. Turist getirdim ülkeme. Hı-hı. Heykeli getirdim ülkeme. Evet. Herkül heykelini. Yani evet, şu anda görün, Antalya'da muhteşem bir heykel. Yani bütünleşti. 11 yıl, 14 yıl mücadele verdim. Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüsü'nün kurucu üyelerinden olmak, bununla ilgili sorumluluk alanımızda yani. Sanatçının görevi bu. Tabii, tabii. Sanatçı partiler üstü. Evet, kesinlikle öyle. Bunu bir de partilere kabul ettirsek güzel olacak. Vallahi korkusuzum ben. Hiç, ben korkusuzum. Hiç umurumda değil. Çünkü doğrunun yanındayım. Tabii. Çünkü. Yani biz burada, ben sizin yanınızda kendimi, ben hala öğrenmeye devam ediyorum. Ne kadar işte bir şeyler yapsam da ben her zaman saygıdan, edep çok önemli. Biz aynen, her şeyi, edebimizi kaybettiğimiz gün kaybetmeye başladık. Aynen. Utanma evet, duygusunu ne öyle, zaman kaybetmeye başladık. Artık birbirimizin gözüne bakarken evet, utanmamaya başladığımız andan itibaren bu ülkenin kemik yapısı da çok çökmeye başladı. Çok doğru, çok üzücü ama çok doğru evet, söylediniz. Ahlaki çöküş başladı ülkede. Bizi çok tehlikeli boyutlara götürür bu ahlaki çöküş. Ve ne yazık ki bu çöküşü sanatla, kültürle yapmaya çalışıyoruz. Daha da bizi liyakatsız göstermek için evet, troller çok var basında, sanal basında çok troll var. Bizi kalitesizleştirmek için çok büyük mücadeleler veriyorlar. İtibarsızlaştırmak. Ya benim mesela ismi şimdi, asıl ismi Eyüp Sabri Güneyli diye yazmışlar. Ya yani ne ilgisi var kardeşim? Benim asıl ismim neyse. Açın sorun, ben size nüfus kağıdımın fotokopisini yollayayım. Ayrıca göndermek zorunda. Eyüp Sabri Güneyli'ymişim benim asıl ismim. Yani bu kadar aşağılık bir troll var ülkede şu anda. Yani böyle bir şey var. Sanal yayın yapan bir sürü şey var. Satılmış adam var bu ülke. Yalnız benim için değil, bir sürü sanatçı dostlarımı da liyakatsız göstermeye çalışıyorlar. Evet. Veya değerli insanlarımızı. Evet.
Yani bu ama yani ama halk bunun farkında. Eğitim halk bunun farkında. Katılmaya çalışın. Belirli bir kesim tabii ki. Sevgili hocam, ben bir şey sormak istiyorum size. Şimdi siz geçmişte sinema yaparken böyle çok çok yüksek paralar, ücretler böyle şimdiki gibi kazanmıyordunuz sanırım, değil tabii, mi? Tabii, yoktu tabii peki, ki. Peki şimdi benim hep merak ettiğim, kendim de ucundan köşesinden sanatın içindeyim ve diliyorum bir gün sahnede yaşamım eğer son bulacaksa sahnede son bulmasını. İnşallah. Allah gecinden versin ama güzel bir şey tabii evet, ki. Ama mesela şimdi bakıyorum hiç tanımadığımız, tanımadığımız derken bu işin temelinden gelmeyen ya da bilmeyen bir anda 30 senesini, 40 senesini, 50 senesini sanatın her alanına adamış, hala adamaya devam eden, bunun bedelini ödemiş insanlardan çok daha kısa sürede bir dizide onu alıp, yani bir de ülke ekonomisi, emekli maaşı 7,5 lirayken, 7,5 lirayken, ondan sonra asgari ücret bu kadar düşükken, bu insanların bu astronomik rakamlar kazanmasına ne diyorsunuz? Hay Allah. Sevinç Hanım, çok zor bir soru bu. İnanamıyorum yani, dediğiniz gibi. Bir de o futbolcular da öyle 200 milyon eurolar falan alıyormuş. İlber Ortaylı'nı dinledim. Ne dedi? 200 milyon mu dedi? Evet, evet, kesinlikle. Bir profesörümüz daha var, Cemal Celal Bey. O da dedi, ne dedi? 200 milyon. Kim bu? Ne yapıyor dedi? Topa mı vuruyor? Yani gerçekten korkunç bir şey var. Yani ülkede değer ölçüleri çok değişti. Dediğiniz gibi kalite, liyakatlı insanlara iş yok. Liyakatsız insanlar iş yapıyor ve etrafı da tabii doyuruyor etrafını. Evet. Ülke böyle gidiyor şu anda. Yani o kadar şey. Yani hiçbir merci çalışmıyor yani. Yani hiçbir merci çalışmıyor. Bir politika şey yapılıyor. Yok, bu büyük yani, bir haksızlık yok. Yani. Yok. Bizim orada mesela hep herkes ters sokakta girilmez yazıyor, adam giriyor. Yani niye giriyorsun yani? Saygı yok. Saygı yok.